Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayı için memurlara ve emeklilere %25 oranında zam açıklamış ama gelen tepkilerin ardından bu zam oranı %30 oranına çıkarılmıştı. Yapılan %30 zam emeklilerin ve memurların maaş isteğini tam olarak karşılamadı. Asgari ücrete yapılan zam da aynı şekilde asgari ücretlilerin istediğini karşılayamadı. Hatta asgari ücretli çalışan kişilerin maaşları hesaplarına yatmadan 8.506 Türk lirası olan asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Tüm bu maaşlarla alakalı olarak hükümetin ayrı bir planı olduğu biliniyordu. Türkiye için 2023 yılı önemli bir yıl olarak görülüyordu. Hem iktidar için hem de muhalefet için 2023 yılı seçim yılı olduğu için kapsamlı çalışmalar yapmaya çalışıyor. Deprem felaketinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs tarihini seçim tarihi olarak duyurmuştu. Bunun çeşitli hazırlıkları da devam ederken maaş zamları da çok konuşulan konular arasındaydı.